Denizler Ötesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nden tekrar merhaba. Halkımız huzurlu, güvenli, refah seviyesi yüksek bir hayat sürsün diye uyumuyoruz, dinlenmiyoruz ve çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Devam et. Ediyoruz dedik ya. Evet, şimdi bizim nüfusumuzu artırmamız lazım. Kaç olmamız gerekiyor? Hemen bakalım. 2600 olmamız gerekiyor. Şu an biz 1870'iz. Çünkü bak daha yolumuz çok uzun. Benim buradaki amacım bu oyunda en üst seviye, yani yapmadığımız hiçbir şey bırakmayacağız. Olumlu anlamda. Halkı üzmeden, kırmadan. Şimdi kasaba olacağız. İşlek kasaba olacağız. Büyük kasaba olacağız. Küçük kent olacağız. Kent olacağız. Büyük kent olacağız. Başkent olacağız. Muazzam kent. Onu da olacağız. Metropol. Seve seve. Megapol. Oo. Bu kadarmış. Megapol olacağız. Denizler ötesinde büyük şehir megapol. Denizler ötesinde megapol olacağız efendim. 75 bin nüfusa ulaşmamız gerekiyor. İnşaat hala devam ediyor. Ses size de geliyorsa bilmiyorum, özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi benim nüfusa kaçtı o nüfus? Bir dakika, geri gel. 2600 olmam lazım. Şimdi bizden ticari bölge için yer istiyorlar. Hemen onu da geliştirelim. 4. Evet, böyle oluyor. Önceki oyunlarda kare kare devam ediyordum. Ama baktım o şekilde bayağı bir yer kaybı oluyor. Vazgeçtim ondan. Umarım bu daha akıllıcasıdır. Su sistemi de var. Şuradan paramızı varken şöyle su çekelim. Şimdi buradan buraya illa bağlamak gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Tamam. Ve başlatalım, hızlandıralım. Elektrik ne durumda? 43 üretim, 37 tüketim var. Benim şunu almam lazım. 2600 olunca alabileceğiz. Ve bekliyoruz. Sanayiye bakalım. Selim Caddesi'nde işler yolunda görünüyor. Polis devreye geziyor. Güzel. Buralar ne oluyor? Normal çalışıyor. Tamam. Evet. Nüfus almaya devam ediyoruz. Herkes koşa koşa göç ediyor efendim. Aa, elektrik sorunu çıktı. Yetmiyor artık. 43 üretim, 51 tüketim oldu. Paramız var. Bir yedilikli buraya yerleştirelim. Yetmedi. Bir tane daha. Gene yetmiyor. Ama para kalmadı. Yahu, yani şu sanayide bile o kadar gürültü yok, pes ya. Yeterli işçi yok. İnsanların daha çok gelmesi lazım. Ama elektriğin de olması lazım. Önceliği elektriğe vereceğiz. Kaçıp gidecek yoksa bunlar. Geliyor geliyor, elektrik geliyor. Bak, hallediyoruz. Hallettik.
Buralar niye boş? Niye yerleştirilmiyor buralara? Ne güzel bahçen var senin. Kurban Sokağı. Alaçam apartmanı. Bak buraya da yeni bir bina dikiliyor. Köşedeki sessiz dükkan. Doğru, burası dükkan alanıydı. Tamam. Aa, bakayım bir saniye. Biricik prensesim ağaçta 3 saat boyunca mahsur kaldı. Neyse ki itfaiyeciler gelip majestelerini kurtardı. Kedileri koruyalım, Mr. Reis. Tırmık. Ağaçta mı kaldın majesteleri? Majesteleri tırmık. Şimdi burada insan az. Bizim nüfusu artırmamız lazım. Uzat. Evet. Nüfus koşa koşa gelsin. Hadi bakalım. Koşun, yetişin, yerleşin. Elektrik problemi şu an başa baş. Hemen bir türbin daha, yeşil enerji. Sonracığıma, şuraya doğru da benim ilerlemem, genişlemem lazım, ilerlemem demişim. Genişleyeceğiz. Aa, son dakika. Bakalım. Gece gündüz demeden çalışan bilim adamları demiş ki büyük bir buluş yapmamıza az kaldı demişler. Dört gözle bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Bilim her şeyden önde. Şimdi 2400 olduk. Kaç kaldı? 2600 olmamız gerekiyor. Ve sonrasında seviye atlayacağız. Şehri acaba şu tarafa doğru büyütmeye başlasak mı? Ya da buraya kadar getirelim mi? Azıcık daha getirebiliriz aslında. Birkaç satır daha getirebiliriz. Aa, olmadı bu. Çok oldu, bir saniye. Tamam. Bu sefer olacak. Hala bir satır fazladan çekiyorum. Onu ayarlayamadım. Su var mı burada? Aa, kasaba olduk. Alkış. Şimdi 2600 olduk. Bir sonraki hedefimiz 5000 olmak ve işlek kasaba olmak. Kasabayken yeni alan geldi. Yeni hizmetlerimiz var. Ulaşım, otobüs, maden sanayisi, geri dönüşüm, A süper eğlence amaçlı madde kullanımı mı? Ne? Vergi geliri biraz artar. Turizmi kısmen artırır. Suç oranı biraz düşer. Tamam, bunlar iyi. Polis teşkilatı gideri %15 artar. Aa, ben çok kararsız kaldım. Şimdi bu madde kullanımını ne yapacağız? Geniş döner kavşak gelmiş, otoban gelmiş, otoban rampası gelmiş. Otobanları kent içi yollara veya diğer otobanlara rampalarıyla bağlayın. Otoban, otobüs yolu, bus only, otobüs hatlı yollar. Uhu, mezarlık gelmiş ve gelişmiş rüzgar türbini geldi. İşte aradığımız şey buydu. Tek yönlü gişeler gelmiş. Şimdi bakıyoruz, 54 binimiz var. Bir durduralım. Nesibe Akman bir şey demiş. Neyse Nesibeciğim, biraz bekle.
Şimdi elektrik için benim beklediğim, ya şunu da bir kapat. Beklediğim şuydu. Gelişmiş rüzgar türbini. 20 megawatt veriyor burada. Güzel. Birdi. Bunu bağlamak gerekiyor mu? Oldu mu bu? Olmuş. Bunun olmasına gerek var mı? Sen şuraya bir tane daha. Kaç oldu? Tamam, arttı. Şeye gerek yok. Kabloya gerek yok. Yani o saçmalık oluyordu zaten. Evet, elektrik sorununu kısmen çözdük. Yani geniş ölçekli olarak bir süre onunla ilgilenmeye gerek kalmayacak. Niye hala elektrik diyor şu? Niye buranın elektriği yok? Pardon. Heh, düzeldi. Evet, 97 yapmış, 62 şu an iyi. Burası ne diyor? Çöp birikmiş. Bir dakika. %13 dolu. Çöp. Aa, çöp yakma gibi bir şey vardı. O gelmemiş. Geri dönüşüm vardı. Eğlence. Ulaşım. Bir dakika şimdi. Daha çok şeyler var burada. Petrol santrali, hidroelektrik santrali, güneş enerjisi santrali, nükleer santral. Şimdi çöp. Çöp toplama alanı var. Yakış yeri yok. Sağlık ocağı kapasitesi 100. Hasta vatandaş 5. Cenaze hizmetleri. Mezarlık. Çocuksa mezarlık yapalım. Hayatını kaybetmiş insanların huzur içinde uyuması ve arkasında bıraktıklarının onları hatırlaması için bir yere ihtiyacı vardır. Mezarlık, merhum vatandaşları toplamak için cenaze arabaları yollar. Gürültü kirliliği, yani gürültü kirliliği nedir ya mezarlıkta? Kirlilik de sıfır. Tamam. Elektrik ve su gerekiyormuş buna da. Bunu yayında bana tavsiye ettiler. Dediler ki halkın yaşadığı yerlere yakın kurmak lazım. Elektrik su da kullanacak. Mesela bir saniye. Şuraya bir yere yapılabilir. Neredeydi o? Bak. 1, 2, 3. Burası dar olmuş bak. Şöyle. İnsanlar şuralara yerleşir. 27 binimiz var. Şimdi çocuk sağlığı. Aa, iki tane hastamız var.
Sağlık ocağı bir tane var. Child Care'a bakalım. Elder Care. 18 bin. Evet, önce çocuk. Uhu, kocaman bir alan. Güzel. Şöyle olabilir. Azıcık paramız kaldı. Evet. Tekrar oyun aksın. Ölülerimizin küllerini şömine başında saklamaya son. Tabii. Ne diyor burası? Ne diyor? Çöpler birikti mi? Çöp artık yetişmiyor mu? Ulaşım gelmiş ama daha ben onları kuramayacağım çünkü bu ne? Çeşitli. Bu ne? Otobüs hattı. Şu an otobüslerle, yollarla, metro hatlarıyla uğraşmak istemiyorum. Burası ne diyor? Allah Allah, çöp birikti diyor her yer. Bir çöp merkezi daha mı kursak? Yatık, şey yatık. Atık yakmayın, yatık at. Atık yakma tesisine 7200'de ulaşabileceğiz. Bir çöp daha yapalım ya. Oraya mı, buraya mı? Tamam, bir daha. 15-15'den 30 tane çöp arabamız olacak. Herhalde artık yeter yani. Birazcık paramız biriksin. Nüfus artsın. Kaç olmam gerekiyordu? Bir saniye. 5000 olmam gerekiyor. Şu an yarısında sayılırım. Yarıyı yeni geçmişim. Elektrik var. Su var. Aa, çöp topluyoruz ya artık, yuh artık ya Zeynep tatlı ses, ama yani sen de çok ayıp ediyorsun. Daha ne yapalım? Şimdi ben şurayı da tamamlayayım. Sonrasında bir gelişme yapalım. Paralı yol. Dur şimdi, paralı yol şimdi yapmayacağız. Önce burayı bir halledelim. Evet. Muhtemelen şehir burada bitecek. Buraya getirmeyeceğiz. Şuraya hemen hat çek. Ve burası da yerleşim olsun. Tamam, buraya kadar yerleşim inecek. Buraya başka bir şey yapmayacağım. Onun dışında şehri şuraya doğru ve bu tarafa doğru geliştireceğiz. Sanayi buraya kadar inebilir. Ben yolu, bu ne bu? Şöylemesine, bunun paralelini çekmeye başlayayım. 90 derecelik açı iyidir. Bakalım, buradan bir tane bırakmışız. Devam et. Evet. Şöylemesine olsun. Burası daha gelişecek. Burası da. Bu ne ya böyle?
Orada yamur yumur bir şey var. Benle alakası yok. Ben olabildiğince simetrik yaptım. Siz de gördünüz. Şimdi oraya elektrik, su vesaire gitmesi lazım. Bir durdur. Evet. Elektrik. Tamam. Elektriği acaba buradan mı alsak götürsek? Aa, bilemedim. Buraya elektriği nasıl taşıyalım? Şimdilik şu alt kısımdan bağlayabiliriz. Geliştirdikçe bunu geri çekeriz. Hızlandır. Şuraya yerleşim başlarsa göreceğiz. Aa, niye kimse başlamıyor buraya? Yerleşim. Aa, niye kurulmuyorlar buraya? Bu ne diyor bu? Burada niye elektrik yok? Bir saniye, niye elektrik yok? Hattı mı kestim? Ne oldum? Bir türbin daha kurabilirim. 20'lik. Şöyle. Sizde niye elektrik yok? Hayırdır? Heh, güzeldi. O ne? Tamam. Oh be. Aa. Aa, yani gelmedi bir türlü. Şimdi şunu bir kaldır. Onu bir kaldır. Ben şuraya bir kat daha çıkayım. Tamam. Burası da yerleşim. Yerleşim, yerleşim. Suyu yok. Hemen su çek. Tamam. Yerleşsinler. Şuraya da elektrik uzar. Şuraya bir yayalım da elektrik gelecek.
Böyle bir yayılmacı politika izleyin. Çabuk. Elektrik ayağınıza kadar gelecek şimdi bak. Ha geldi bak. Cakcak ötüyorsunuz elektrik yok diye. Allah Allah. Seda cansız. Of 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 su kirliliğine bak. Şimdi şunu azıcık yavaşlat. Bizim bu ne? Bu ne? Child için. Care içinde. Şu alanlara bir bakalım. 1, 2, 3, 4.'sü dolu. Şuraya bir yere yapabiliriz. Şuraya. Tamam, güzel. Ve bizim sanayiyi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar çalışmaya yer arıyorlar. Evet. Burası uygundur. Sanayi. Bu ne bu? Tam oraya da sanayi gelecek. Suyumuz var. Tamam. Ve ticari bölge de istiyorlar şu an bizden. O ticari bölgeyi... Şuraya kurabilirim. Gene ağaçta kedi kalmış. Yaramaz kediler. Pisi pisiler. Şimdi şurayı durdur. Şu elektriği kes. Evet. Şuradan bakalım. Tamam, uygundur. Burası ticari bölge olsun. İş merkezleri kurulsun. Sonracığıma. Burası. Buradan. Şunu bir kaldır. Ha paramız yok. Paramız yok. Bir saniye. Şurası da oturum yerleşim alanı. Tamam. Ve hızlansın. Elektrik su yok ama gelecek. Evet, elektrik geldi. Şimdi suyu bağlayacağız. 2000 olmuş. Şuradan su bağlasak tamamdır. Ve benim şu kabloyu geri çekmem lazım. Burayı yapamadık, değil mi? Tamam. Şuraya kadar çekeceğiz o zaman. Dur, yanlış oldu. Evet. Hızlandır bakalım.
Evet, elektrik şeysi bitti. Hızlandır. Nüfus artıyor, güzel. 5.000'e doğru gidiyoruz. Bu arada ben şu yan kısmı da satın alabilirim. Burayı almayalım şimdilik. Burayı da almayalım. Şurayı alalım. Buraya doğru genişleyelim. Ya da şurayı mı alsak? Ya da burayı alalım. Satın al. Tamam, burayı satın aldık. Evet, büyüdü. Şurası da oturum alanı. Hemen yerleşin. Şunu da kaldır. Buraya da yerleşin. Çabuk yerleşin. Koştura koştura yerleşin. Şurası elektrik bekliyor çünkü. Eğer yerleşmezseniz buraya da mecburen şey yapacağız. Yerleşim alanı yapacağız ki elektrik uzantısı sağlansın. E hadi. O trafiğe bak. Trafik mi bu? Park ediyorlar. Niye buraya park ediyorsunuz? Oo, dur. Burada çok trafik oluşmuş. Elektrik gelmedi. Şuraya kadar bir yayılsalar da elektrik gelecekti de. Neyse, oldu şimdi. Su. Su azaldı. Durduralım. Hemen durduralım. Şurası çok kötü oldu be. Mahvettik suları. Su. Su pompası istasyonu. Su çekeceğiz. Atık peki? Atığı da artıracağız mecburen. Suyu hallettik gibi görüyorum. Evet. Atık suyu da hallettik. Aha, şimdi oldu. Yetmedi mi diyecektim. Elektrik yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Daha yeni yeni mi düzelecek? Çünkü şu an üretimimiz 155 megawatt, tüketim 98. Daha iyi. Herhalde düzelecektir. Niye düzelmiyor elektrik? Ha, şimdi düzelmeye başladı. Ha, ve işlek kasaba olduk. Güzel. Hızlı ilerliyoruz. Ağır vasıta yasağı falan filan bir şeyler gelmiş. Baya bir şey gelmiş. Hepsine tek tek bakacağız. Eşsiz binalar falan gelmiş. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Nüfusumuz 5.000 oldu. Herkes mutlu mesut. 7.500 olunca büyük kasaba olacağız. Şimdi durduralım. Durdurduk mu? Durdurduk. Bu ne? Ne diyor? Yeterli eğitimli çalışan yok. Okulmaz. Şimdi burada çok trafik var. Bak, bak, bak. Ne oldunuz siz buraya? Hatta karavanı. Bu niye böyle olmuş?
Niye burada birikiyorsunuz siz? Benim bu caddeleri sanırım geliştirmem gerekiyor. Eyvah! Yol, bu yol neymiş? 1, 2, 3. 3'ten 2'ye iniyor tabii. Şimdi yolları yavaştan geliştirmeye başlayalım. Geniş yol. Bana 3 şeritli yol lazım. Ses perdeli otoban mı? 3 şeritli tek yönlü yol, tamam. Yüksek hızlı ve yüksek yoğunluklu trafik için uygundur. Etrafındaki ses bariyeri yolun gürültüsünü azaltır. İyi. Hız 100'müş. Ters yöne giden yolların ayrıca yapılması gerekir. Otoban kenarına kentsel alan planlanamaz. Otoban 3 şeritli tek yönlü yol. Tamam, bu olabilir. Ha, bunun etrafında şey var. Perdeleri var. Tamam. Bize bu gerekir. Gürültülü biraz. Etrafındaki arsaların değeri düşüyormuş ama bundan iyidir yani. Yani şundan iyidir. Otoban rampası. Otobanları kent içi yollara veya diğer otobanlara rampalar ile bağlayın. Otoban değil o zaman benim yapmam gereken. Dekoratif ağaçlı 4 şerit, 6 şeritli yol. Ağaçlar gürültüyü azaltıyormuş. Ağaçlıklı yola mı bağlasak burada? Altı şeritli yol. Şimdi deneyeceğiz. Tek yönlü yollarda trafik yolu çizdiğin yönde akar. Tamam. Şunla mı yapıyorduk? Yolu geliştir. Ne oldu bakayım? 3 şeritten 4 şeride çıkardık. Bunun peki 3 şeritlisi yok mu? Yok, bu olmaz. Yok yok, bu olmaz. Yok, bu da olmaz. Bu ne? Ağaçlıklı yol olsun ya. Olmasın mı? Yok, bu da çok oldu. Bu da olmadı. Bir saniye, parayı çarçur etmeyelim. Şimdi burası ana yol olacak. 3 şeritten 3 şerit ilerlesin. Bu da olmaz. Bu gidiş dönüş. Aa, bize tek yön lazım ya. Burayı otoban mı yapsak? Yok, olmaz. Aa, bilemedim ya, burayı ne yapsak?
Yok, tek yön oldu, olmadı. Dar yol değil. Üç gidişten iki gidişe indirebiliriz belki. Şöyle olabilir. Burası niye dar? Üç şeritten dört şeride indi gibi bir şey. Aa, bir dakika, bunu yön değiştireceğiz. Tamam, burası böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Tamam. Üzerine sağ tıklayınca okun yönü değişiyor bu arada, bilmeyenler için söyleyeyim. Tamam, buradan da çıkışı verdik. Mesela şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu yolları geniş tuttuk sanırım. Dört şeritli yol oldu. Evet, dört şeritli tek yön. Doğru. Şimdi buradan şu çevre yollarını da bu şekilde yapmam lazım. Mesela burada şimdi şöyle bir şey. Burası geliyor, düz gidecek ya da sağa dönecek. O yüzden burası da sadece sola gidiş olması lazım. Yo, çift yönlü de olabilir. Değil mi? Çift yönlü olsun buralar. Çift yön. Sanırım çift yön verirsek bir sıkıntı olmaz. Burada çift. Geliştirelim. Ağaçlık bir yol koyalım buralara mesela. Çimeyle süslenmiş dört şeritli yol. Aa, bir dakika, bu olmadı. Ha, bunu şöyle bir tık geriden almak gerekiyormuş. İki şerit koyalım. Tamam, ortasından çimen geçen. Tamam, böyle olsun. Tamam, güzelleştirdik en azından. Parayı buraya gömdük.
Yol yaptı. Ne yapalım? Halk yol istiyorsa ne yapacağız? Atladığımız yer yok değil mi ya? Bak var. Burada yok, burada yok, burada da yok. Galiba tamam gibi bir oynat. Trafiği izleyelim. Buraya kavşak yapmam lazım. Oho, bu ne Hindistan trafiği gibi oldu. Buraya dönen, buradan buraya dönen bu siz ne yapıyorsunuz? Bu nedir bu? Aa, çok ayıp ama. Buraya kavşak mı koymalı? Evet, mükemmel. Tüm parayı betonarmeye yola döktük. Ama bu trafiği ben çözemedim. Buraya ne yapmak lazım? Kavşak mı eklemek lazım? Ne oluyor buraya? Burası çok fena bir şey oldu. Bir de buraya bir kavşak eklemeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Oha, bu ne? Yok ya, buraya kavşaklı olmaz. Belki benim şurayı kaldırıp onu şöyle bir yere alabilirim mi? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi şunu denesek, bunu mesela yık, bağlantıyı yık. Bakalım ne oldu şimdi? Ha, arabalar yolda kaldı, ortada. Cuk diye kalıverdiler. Çok saçma. Bu
Bu buraya dönüş nedir ya? Bir kere buraya dönüş olmaması lazım. Bir saniye, yol. Tamam, bu az önce yanlış mıydı sanki? Buraya dönüş olmaması lazım çünkü. Ha tamam, şimdi oldu ya. Aa tamam. Sonra bunu da değiştireceğiz. Tamam, şimdi oldu. Buradan böyle gelip buraya dönmeye çalışıyorlardı. Tamam, bence bu iş oldu. Bu iş tamam. Efendim, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu bölümde neler yaptık? Yol yaptık, harita satın aldık, yolları geliştirdik, sanayi ağacık geliştirdik ve yeni binalar aldık. Bu şekilde durdurak bilmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Yorumlarınızı, beğenilerinizi Instagram, iki YouTube ve Twitch kanallarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.